Kıymetli arkadaşlar, Süphanedere'deki, Peken'in Süphanedere köyündeki su değirmeni. Şu anda çalıştırdık. Tamiratını yaptık, bitirdik, çalıştırdık. Son halinde çalışır vaziyette şu anda. Bu Peken'in ve sanırım Peken köylerinde de başka bu çevre ilçelerin köylerinde de yok herhalde başka. Evet, evet. Yani yakınlarda su değirmeni, suyla çalışan değirmen yok. Tek bir tane bu var. Peken'in Süphanedere köyünde. Benim de köyüm olan Süphanedere'de su değirmeni. Şu şekilde şöyle çalışışını da ben size gösteriyorum. Geçenlerde buranın tamiratını yapmıştık. Size yine göstermiştim. Şu anda çalışır halidir. Şimdi değirmenci Ramazan da burada. Ben şöyle sorayım kendisine. Ramazan Usta, şu anda değirmen çalışıyor. Değirmen çalıştırdım. Evet. Şimdi yallığı ödüyoruz şimdi. Ne bu? Bu ötüren un değil mi bu? Yok, köpek yallığı ödüyorum. Ha. Bu ödüyorum. Ha, bu köpek unu. Ha, ben bunu kepekli un sanıyordum. Şöyle un daha beyaz olur değil mi? Evet, evet. Yani evet, daha ince olur, daha beyaz olur. Evet. Aslında böyle yemek daha iyi gibi sanki ya, böyle daha iyi olunca. Şimdi bu yani kabuğuyla, özüyle birlikte öğütülüyor bu, burada da buğday. Sağlık açısından. Tabii sağlık açısından çok güzel. Sağlık açısından çok iyidir. Evet. Bu değirmen kepekli unu. Evet, tamamen doğal. Adana'dan, Kozan'dan. Şu da küçük değirmenci bizim Enes Usta. Babasının yanından hiç ayrılmaz. Babası ne yaparsa kendi de beraber çalışır. Maşallah hele de yaptın işe. Zaman zaman şeylerini ben videolarında paylaşıyorum sizinle. O da geleceğin değirmencisi mi olur artık? Birkaç sene sonra değirmen de kalmaz herhalde de. Kalmaz deyince bu değirmen kaç senelik Ramazan Usta? Kaç yaşında var? 200-300 yıl var. Yani 200-300 yıl. Çok eskilere dayanıyor. Evet. Çok eskilerden kalmış. Zaten eskiden başka köylerde de vardı herhalde eskiden. Hatta bizim köyde iki tane vardı benim bildiğim. Bir tanesi kapanalı çok oldu. Bir tane bu. Şimdi buraya Sayın Beylin köylerinden de herhalde geliyorlar değil mi? Geliyorlar. Peken'in köylerinden, Sayın Beylin köylerinden. Ozan'dan, Adana'dan da geliyorlar. Oo. Tabii bu değirmenin ununu bilen her yerden geliyor. Aynı zamanda sen şöyle bir geç, şuraya geç de ben seni göstereyim şuradan. Aynı zamanda Ramazan Usta hem değirmen ustası hem de maşallah o da eli mahir, her türlü işi yapıyor. 2-3 gündür de beraber çalışıyoruz zaten. Değirmenin tamiratını yaptık, bizim çardağı yaptık. Bizim de enişte olur kendisi. Çatı işleri, çardak işleri, bilmem duvar işleri, her işi yapıyor. Elinden geliyor sağ olsun. Yapıyor. Ha, bunu da bir göster bakalım. Bu şimdi burada değirmenci tek başına çalışıyor Ramazan Usta. Unu dolduracak çuvala. Çuvalın ağzını açacak, kimseye gerek yok. Hemen şu sistemi vurmuş buraya. Şuradan şöyle göstereyim ben. Oradan unu dolduruyor. Eskiden un doldururken bir kişi çuvalın ağzını açardı. Bir kişi un doldururdu. Şimdi onu da çözümünü bulmuş usta. Pratik bir şekilde böyle. Evet. Yeterli. Şöyle dışarıdaki şeyleri de ben size göstereyim arkadaşlar. Bu burada un yüten yer. Dışarıyı da şöyle. Burada gel hele Ramazan Usta, gel. Şunlar neye yarıyor? Şurada bir tane, burada herhalde şunda ne yapılıyor şunda? Şunda ne yapılıyor? Bulgur. Ha, bulgur. Bulgur bunda yapılıyor. Ha, dövme şurada. Dur. Bunda bulgur yapılıyor. Şunda da burada tam faaliyete geçmemiş herhalde değil mi? Evet, şunda da dövme dövülüyor. Aynı zamanda sumak ekşisi falan da burada dövdürüyorlar. Ben Adana'da sattığım sumaklar var. O sumaklar bu değirmende dövülüyor işte, doğal olarak. Dövülüyor, hazırlanıyor. Bu de, hani derler ya, değirmenin oluğu kavaktandır, kavaktan diye bir türkü söylerler. İşte şu, değirmenin oluğu şu kavak ağaçlarından oluk yapmışlar. Oradan alttan gelen su böyle değirmene gelip çalıştırıyor. Şimdi biraz onu da şeye çevirmiş, boruya çevirmiş usta, ama öbür tarafta boru koymuş. Ama bunlar daha halen değirmenin oluğu kavaktan. Bu şekilde. Bu alttan şuradan da önünden akan su, yukarıdan akan su, oluktan akan su, o hızla altta çark var. Çarkı çeviriyor, üstte de taşı çeviriyor. Dolayısıyla burada manzara da çok güzel gördüğünüz gibi. Şurada çay yapıyor Ramazan Usta. Şu koca dudun dibinde. Bu dudun yaşı da herhalde bir 300-400 yaşında vardır şu dut sanırım. Değirmenin en yaşlı.
Burası zaten değirmen, aynı zamanda Ermenilerden kalma. Eskiden hepinizin bildiği gibi demirci, değirmenci, bilmem işte semerci, bu tür işler, kalaycı Ermeniler yaparlarmış. Bizim Türkler yaptığı zaman derlermiş, sen Ermeni misin derlermiş. Eskiden Ermeniler yaparmış bu işi. Bakın şuradan, çarkın altından akışı suyun. Çark döndükçe bu suyu böyle dağıtıyor. İçeride de değirmen dönüyor, evet. Bu şekilde, bu da değirmenin şöyle uzaktan görünüş şekli. Bu benim köyümdeki olan, şu anda çevre köylerde hiç kalmayan, tek bir tane kalan değirmendir. Şuradan şöyle göstereyim. Araba da şöyle karşıdan buraya kadar geliyor. Biz arabayı bu tarafa geçirmedik. Arabayı bıraktık ama şuradan geçip arabalar böyle buraya kadar da geliyor şöyle. Gördüğünüz gibi değirmenin altından akan su da buradan gidiyor. Aynı zamanda bu ırmakta balık da var. Balık da tutabilirsiniz istediğiniz zaman. Dut yemek isterseniz burada dutlar. Şöyle buradan gelip değirmene arabayla yükünüzü getirebilirsiniz. Adana'dan da, Adana dışından da gelebilirsiniz. Eğer ki hakiki doğal buğday unu öğütmek istiyorsanız, aynı zamanda dövme, bulgur, un da almak istiyorsanız burada bulabilirsiniz. Kıymetli arkadaşlar. İçeride büyük usta un dolduruyormuş. Bir de onu gösterelim hemen. Doldur ustam, doldur. Enes usta. Enes usta un dolduruyor. Ya Enes usta bir başka ya. Doldur bakayım Enes usta. Enes usta babasının aslında ustası, çırağı değil. Enes usta olmasa babası hiçbir iş yapamaz. Ha maşallah, ha maşallah. Kolay gelsin Enes usta. Doldur bakalım, doldur. Tamam, çuval doldu, yeter. Evet, sevgili dostlar, gördüğünüz gibi değirmen bu şekilde dönüyor.